Evet sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Okuldan geldik, çok yorgun hissediyoruz ve ders çalışasımız yok. İşte bu cümleyi kuran arkadaşlara ilaç gibi bir video geliyor. Haydi bakalım videoyu izleyelim. Evet sevgili arkadaşım, sanki bu video benim için çekilmiş dediğini duyar gibiyim. Evet, tek değilsin, birçok arkadaşımız böyle hissediyor. Şimdi burada özellikle okulların durumunu birazcık değerlendirmemiz gerekiyor. Bazı okullar öğleye kadar eğitimlerini gerçekleştirirken, bazı okullar öğleden sonraya kadar bu vakti uzatabiliyor. Bazı okullar bunun üzerine çıkıp ekstra etüt veya çalışmalarla öğrencileri akşama kadar belki de okulda tutabiliyorlar. İşte tam da bu zaman diliminden sonra gençler eve geldiği zaman kendilerini ders çalışacak halde bulamayabiliyor. Ve bu çok normal. Sevgili arkadaşlar, işte tam da burada ilk maddemiz ortaya çıkıyor. Zamandan tasarruf etmeliyiz. Sevgili arkadaşlar, hepinizin zamanı kendine özel ve hepinizin kendine özel bir yoğunluğu var. Bu yüzden sizler size en uygun gelecek zaman diliminin içerisinde dinlenme olan, ders çalışma olan, ailenizle vakit geçirebileceğiniz olan tarzda bir organizasyonunu gerçekleştirebilmelisiniz. Hocam benim zamanım yok diye cümleler kuran arkadaşların seslerini de duyar gibiyim. Sevgili arkadaşlar, içerisinde bulunduğumuz vakitte maalesef zamanımız olmayabilir ve biz sadece bu cümlenin arkasına geçerek zamanımız yok diyerek birçok şeyin elimizden akıp gitmesine fırsat veremeyiz. Bu yüzden ekstra zaman dilimlerine ihtiyacımız var. Ve hayatımızda birkaç şeyi değiştirebilirsek zamandan tasarruf etmiş oluruz. Ve biraz önce söylediğim o hayatımızı güzelleştirecek maddeleri de işte o zaman dilimlerinin arasına serpiştirebilirsek bizim için her şey çok keyifli olabilir. Bunun için ben birçok arkadaşa, eğer okula çok erken bir saatte gitmiyorsanız sizler daha erken bir saatte uyanın ve okula gideceğiniz süreye kadar yapmak istediğiniz bazı şeyler varsa veya yapmak zorunda olduğunuz bazı şeyler varsa onları o saat dilimine sıkıştırın derim. Sevgili arkadaşlar, özellikle okuldan çıkış saatinden sonra bazı arkadaşlarımız etütleri ve benzeri çalışmalara kalıyorlar. İşte bu çalışmaların sizin için verimli olmadığını düşünüyorsanız eğer ve eve gelip ders çalışmak zorunda hissediyorsanız veya yapmanız gereken daha önemli şeyler varsa işte burada kar veya zarar optimizasyonunu sizler değerlendirip bunları ailenizle tartışıp birlikte güzel bir karar alıp buradaki zamandan da tasarruf etme yoluna gidebilirsiniz. Bu da sizin için ayrıca bir taktik olmuş olsun. Gelelim ikinci maddemize. Sevgili arkadaşlar, okul bitti, eve geldiniz ve hemen ders çalışmak istiyorsunuz. İşte bu tam olarak arzu ettiğimiz bir şey değil. Öncelikle bir ara verin, biraz dinlenin, farklı şeylerle ilgilenin. Ama bu ilgilendiğiniz şey teknolojik aletler olmasın ya da olacaksa bunun süresi oldukça kısa olsun. Çünkü bu bizim biraz sonra yapacağımız çalışmalara engel olabilir. Buraya bir engel oluşturmaması için veya oraya odaklanma problemimizi ortaya çıkarmaması için işte bu önemli. Bu yüzden oradaki vakti ara vereceğiz ve o vaktin kaliteli olmasına özen göstereceğiz. Bu da bizim için oldukça önemli olacak. Sevgili arkadaşlar, bir sonraki maddemiz özellikle çalışacağımız vakti iyi belirlememiz olacak. Evet, okuldan eve geldik ve çok yorgun hissediyoruz. Şu an bizim enerjimizi toplayacak çalışmalara, aktivitelere ihtiyacımız var ve ders dışı bazı şeylerle ilgilenmemiz gerekiyor. İşte bunun için hiç problem yok. İstediğimiz gibi ilgilenelim. Her ne istiyorsak, bizim için zararlı olmayacak bir şeyse sonuna kadar ilgilenmeye başlayalım. Ancak ders çalışacağımız saat öncesinde belli olmalı ve o saat geldiğinde ondan önceki vakti kaliteli bir şekilde geçirmişsek işte ders çalışmak bizim için artık hiç de zor olmayacak. O yüzden buna özen gösterelim. Ders çalışma saatimiz öncesinde belli olursa programlı hareket ettiğimizin farkına varırız ve tabii ki neticede sonuç bizim için oldukça anlamlı olur. Evet, gelelim bir sonraki maddemize. Bir sonraki maddemiz beslenme ve bir sonraki maddemiz de uyku ile ilgili arkadaşlar. Birçok arkadaşımız bunun çok önemli olmadığını düşünerek belki beslenme ve uykuya dikkat etmiyorlar. Bu yüzden bu iki maddeyi şimdi birlikte ele alacağım. Sevgili arkadaşlar, iyi uyumayan ve iyi beslenmeyen arkadaşlarımız maalesef gün içerisinde kendini iyi hissetmeyebiliyorlar. Eğer fiziken iyi hissetmiyorsak zihnen de kendimizi etkili bir şekilde çalışmalara vermemiz kolay olmayacaktır. Bu yüzden sizler artık 11-11.30 dediğimiz zaman uykuya dalmış olun ve sabah erken kalkın. Sabah erken kalktıktan sonra iyi bir kahvaltıyla güne başlayın ve tabii ki diğer öğünlerinize de sağlıklı bir şekilde devam ederseniz vücudunuz ihtiyacı olan her şeyi en sağlıklısından almış olacaktır. Eğer arkadaşlar vücudumuz ihtiyacı olanların hepsini sağlıklı bir şekilde almışsa bizler sebebini bile tahmin edemediğimiz bir şekilde dinç oluruz, enerjik oluruz ve sadece ders çalışmaya değil sosyal hayatımıza bile inanılmaz ölçüde pozitif etki sağlayacak şekilde verimli oluruz. İşte hayatımızın tüm alanında bu verimi yakalamak bize sadece sınav yolculuğunda değil hayatımızın her alanında çok güzel avantajlar getirecektir. Sevgili arkadaşlar, sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunları da yorumlara yazarsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.